Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şöyle altın zibritlerle başlamak istedim. Bu adam biraz hırçın. Bu adam biraz tehlikeli. Saldırmaya çalışıyor. Şimdi arkadaşlar, bugün Isabel Ligorin'leri dışarı salacağız. Kümeslerdeki şöyle son durumlardan birazcık bahsedelim, ne var ne yok. Bak, orada bir hemen eşleşme oldu. Ne yapacağız? Bu boş bölmeler ne olacak? Herhangi bir hayvan almıyoruz bayağıdır, biliyorsunuz. Şimdi şu Isabel'leri bir salalım. Hadi in bakayım. Artık yolu öğrendiler. Hadi. Hadi kızlar. Horoz geçip onları bir yönlendirse. Hı. Geç oğlum, hadi bakayım. Hadi, en kalabalık gruplarımızdan biri Isabel Ligorin'ler. Şu an akşam üzeri, şöyle bir dışarıya salalım. Bir saat, bir buçuk saat kadar dışarıda bir gezinsinler. Yumurtaları da yapmışlar maşallah. Şöyle gireyim, birazcık yönlendireyim, yoksa çıkamayacaklar muhtemelen. Niperleri bağlı olmadığı için bir alt kata düşmüş. Hadi. Haydin. Hadi bakayım, yürü. Yürü yürü yürü. Sadece konuşarak yönlendiriyoruz arkadaşlar. Hadi diyorum, gidiyorlar. Hayır, geri gelmek yok. Şu kapıyı çekelim. Şöyle çıkalım. İki tane, üç tanesi yanlış yere gitmiş. Onları da gönderiyorum hemen. Allah, o tarafın kapısı da açık, inşallah dışarı gitmez. Heh. Tamam, yürüyün bakayım. Hadi. Haydin. Haydin. Isabel rengini bayağı bir tutuluyor arkadaşlar. Seviyoruz Ligorin'de. Gerçi Isabel'in, yani her cinste Isabel tutuluyor. Atla bakayım. Atla. Hop. Arkadaşlar, hayvanlar o kadar yumurta dolu ki. Geçen Black Mottet'leri saldığım videoda da. Evet, yine bir maydanozlar var buralarda. Yesinler şöyle. Ey maşallah. Şu güzelliğe bakar mısınız? Tabii akşam üzeri, şu an hayvanlar da serinliyor bir yandan. Gündüz sıcağından sonra. Hop hop hop. Nereye gidiyorsun? Dur, şu kapıyı bari açayım. Arkadaşım, nereye? Bak şimdi, o geldi. Hepsi geliyor. Tam bir sürü psikolojisi. Hadi. Bu Indian Game tavuğumuz da. Bu cüce Hint tırklarından bir tanesi arkadaşlar. Horozu öldüğü için bunların yanına atmıştım. Yaklaşık 1,5-2 sene olmuştur belki. Hala bunlarla beraber takılıyor. Bir sıkıntısı da yok çok şükür. Maşallah, yani Isabel'in güzelliği bu. Bakın, şu an öğlen saatlerindeki güneş parlaklığı yok. Normal. Akşam şu an saat 7,5-8 civarı. Yumurta verimleri de gayet güzel Isabel Ligorin'lerin.
Yani genel olarak ligorinlerin yumurta verimi yüksek. Bak. Bak nereye? O tavuk illaki içeri gitmek istiyor. Sopayla durdurmaya çalıştım ama tutmadı. Böyle ufak tefek hapşırıklar var ama bunlar herhangi bir hastalık belirtisi midir, normal midir? Ben normal olarak karşılıyorum. Yani bu şekilde ufak tefek hapşırıklara herhangi bir tedavi yapmıyoruz. Geliyor. Kafama atlamazsın inşallah. Bak. Oğlum gitme. Bak şimdi hepsini çağıracak içeri. Aa, kapıyı da kapatmışız. O kapı açık olsa yerlerine giriyorlar. Geç hadi, madem gireceğiniz girin. Bakın arkadaşlar, şu an hepsini topluyor. Gördüğünüz gibi dışarı saldık. Horoz efendi tavukları geri topluyor. Yumurtalar da kim kaç tane var? 3, 6, 7, 8 tane yumurta var. Şimdi birazdan yumurtaları da toplayacağız. Hadi bir daha göndereyim size. Brown ligorinler de yine kalabalık ligorin gruplarımızdan. Şimdi horoz girdi içeri. Hop, yumurtaya vurma. Şşt şşt. Öyle hareket yapma. Brown ligorinleri de arkadaşlar bir sonraki videoda salmış olacağız. Ben muhtemelen bunları yarın salarım. Yani en çok gezmeyi seven gruplardan biri brownlar. Girmek istemiyorlar içeri. Onları zor topluyoruz. Ama Isabel'ler bugün enteresan bir şekilde çabuk geldiler. Şimdi bir tane de büyüyen şurada tavuğumuz var. Isabel Ligor'in. Yani bu arayı girip çıktıkları için kirletiyorlar şuraları. Bu araya bir tane kapı yapmamız lazım. Tavukları saldığımızda kapatacağız. İçeri giremeyecekler. Yani biz istediğimizde girmeleri lazım. Bakın bu anaçların yavrularından bir tane de tavuk burada büyüyor. Dükkandaydı bu arkadaşlar. Yeri gel getirdik. Bayağı büyüdü. Bizim tolbanti arkalarla büyüyenlerden. Onu da buraya getirdik. Yani aslında ben onu hayvanların içine kattım. Sürüye. Bu Isabel ligorinleri ama çok fena dövdüler onları. O yüzden bir daha geri çıkarttık. Gold brekellerde tüy sıkıntıları devam ediyor. Bakın açılanı direkt oradan götürüyorlar. Ve de bu horoz vuruyor. Normalde direkt saldırıyordu. Black motletler. Gümüşler. Yani her şeyi söyleyecektim. Şu an boş bölmeleri doldurmuyoruz arkadaşlar. Biraz daha beklemek istiyoruz. Yani biliyorsunuz ekonomik durumlar vesaire birazcık sıkıntılar var. O yüzden hani yeni hayvan alıp kendimize yem maliyetlerini arttırmak istemiyoruz. İşin aslı o. Hani satışlar son dönemde bayağı bir düştü. Zaten sizler de tahmin ediyorsunuz. Bu işler hobi. Yani ilk başta yapılacak işler, en ilk bırakılacak işler bunlar. O yüzden biz de şu anlık kendimizi birazcık beklemeye almış durumdayız. Ha, biraz rahatlama olur, açılma olur, hareketlenme olur. Tabii ki artışa her zaman açığız. Farklı planlarımız da zaten var. Ama şu an için biraz daha bekliyoruz. Bakın viyandotlarımız, Splash viyandot, GSG viyandot, Russian Orlov. Yine tavşan üretimlerimiz devam ediyor. Sultanlarımız, ispençlerimiz. Bu şekilde kümeslerimizde çalışmalara devam ediyoruz. Durumlar böyle. Güzel bir gün. Yazın keyfini hayvanlarımız da çıkarıyor. Bakın şöyle dışarıyı da göstereyim. Her yer yeşillik. Maşallah. Durumlar böyle arkadaşlar. Ön camları da açtık tabii ki havalandırmalar için. İnşallah
biraz daha hareketlenmesi halinde kümesleri ağzına kadar dolduracağız. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.